Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepinizi çok seviyorum. Bugün bir pazarlık, uzun zamandan sonra bir pazarlık videosuyla karşınızdayım. Ceylan Hanım'a bir araba alacağız. Konuğumuz. Ticarette pazarlık nedir, nasıl yapılır adlı bir çalışmaya birebir kendisini şahit edeceğim. Ama karşımızda çok güçlü bir firma var. Yetkili, yani yetkilisinden alacağız. Aracımız sıfıra yakın bir araba. Yani kilometresi yok desem yeridir. 6000, 7000, 10000 o civarda bir şeydi. Şimdi ben arabayı gördüm, baktım. Gayet hoşuma gitti. Sonra zaten bizimki de arabayı uzun zamandır araştırıyordu ve kendi arabası vardı. Onu satmaya çalışıyordu. Kendi arabasını da satamadı. Kaç para açığım var? Yani 150-200 galiba. O civarda. Kasko da keseceğim. Tabi o da var. Yine 350 lira falan var. Açığım var değil mi şu an? Tabii. Daha doğrusu parası vardı. Bir tane arsa vardı, onu alınca. Aynen. Parasını oraya kaydırdı. Şimdi araba alacağız ona. Açığı var. Bak, istersen şey yapalım. Önce gidelim. Tamam mı? Bakalım. Beğenirsek arabayı kapora verelim. Tamam mı? Sen de o 350'yi bir yerden bulursun. Nasıl? Nasıl bulacağım arabayı satmadan? Tamam, arabayı satarsın bugün, yarın. Bir gidelim. Tamam mı? Ben önce bir arabayı sen de gör. Tamam. İnşallah beğenirsin. Senin istediğin araba ama bu arabada ekstra doğruluklar var. Yani böyle senin aradığın kasanın aynısı, her şeyi aynı ama arabayı opsiyonel olarak doldurmuşlar. Araba da head-up'ta var. Bizim aradığımız. Head-up'ta. İçi falan beyaz. Gayet güzel. Şimdi gidelim bir bakalım. Aslında bu videoya ne yazacağız biliyor musun? Dursun. Sevdiğime araba hediye ediyorum. Oldu. Sonra adımız çıksın. Raciye'den araba al. Tövbe. Pişim olmuyoruz. Çekiyorsun değil mi bunu? Hepsini montajlayacağım. Ne? Oğlum yok öyle bir şey ya. Başlığını böyle koyarsam orada ne tutar bu video var ya. Sevdiğim kıza araba aldım. Yok be, kendi emekleri. Allah var ya, kendi biriktirdi. 2 aydır da falan. Şimdi biz normalde bu arabayı bir gün, yok hatta özür dilerim, bir 2 gün arayla kaçırdık. Çünkü Mercedes online satışa geçti. Kendisi yine Mercedes bilicisi. Tekrar Mercedes alacağız. Mercedes online satışa geçti. Online satışa geçince biz arabayı gittik. Dedi ki 2 gün önce gelseydiniz şu arabayı alırız. Online'a geçtiği için artık alamazsınız falan dediler. Birkaç kişi araya soktuk. Yemedi hiçbir şekilde. Kuralcılar çünkü. Kuralcı çalışıyorlar. Sonra bu bir gece şey yaptı. Bu gece bir yerde yemeğe gitti. Beraber aldım onu, yemeğe gittik. Yemek yiyoruz. Saat 11-12 civarı. Bu Mercedes online'a girdi. Dedi ki aha dedi, düşürdüm dedi. Hey dedi ki, konuşmayı düşürdüm. Hey dedim. Dedi ki şimdi dedi, numara attılar, WhatsApp'tan yazıyorlar dedi. Ben dedim ki gece saat 12 Mercedes WhatsApp'tan ne yazacak sana? Bak bu işte bir şey yanlışlık olabilir dedim. Hayır dedi, sen karışma. Ben de karışınca bunun işleri hep olmuyordu. Dedim ki tamam, ben karışmıyorum. Bu dedi ki hesap numarası attılar dedi. Önden kapora istiyorlar dedi. Ne kaporası? Arabayı bağlamak için dedi. Kaç para? 19.999. Bu dedi ki ben düz 20 atayım. Dedim ki bak, para atma. Niye dedim ki? Mercedes dedim bir şey yapmaz. Hani WhatsApp'tan dedim konuşmaz. İkincisi dedim online. Zaten site üstünden seninle konuşur. WhatsApp ne alaka? Bak tezgaha geliyorsun ha. Ama sitenin birebir aynısını yapmışlar. Sonra dedi ki sen karışma bana dedi. Ben de tamam dedim, ben karışmıyorum. Bu gitti parayı attı. 5 dakika sonra bunu WhatsApp'tan engellediler. Parayı atar atmaz. Neyse bu cingen çıkarıyor işte. Diyor ki paramı verin ben. Derim ki bekle sen. Ben alacağım senin paranı. Galiba dolandırıldı. Dolandırıldı da ben karışmayayım dedim. 20 lirası gitti. Neyse elemana WhatsApp'tan ben yazdım. Dedim kardeşim bak, bizim paramız var. Sen kimsin yazdı. Ben de dedim ben Ünal, bana ne yazdı? Vay Ünal abi, ben senin hayranım. Geçmiş olsun abi. Ablaya söyle o parayı unutsun. Abi ben zaten 500 TL iş başı çalışıyorum. Dolandırıcıyla muhabbet ediyoruz gece gece. Ben dedi abi sana dönüş sayacağım. Beni de engelle. O da gitti mahkemeye.
verdim ama şu anda bir şey. Daha yok ama olacak inşallah Allah izin verirse. Yani. Neyse. Şimdi artık çok çekti sıkıntı mıkıntı. Evet. Kendi arabanı da satamadın. Evvel de bir sıkıntı var. Evet. Allah izin verirse inşallah. Sana bu arabayı alacağız. 150-200 bandında bir açım var hesabıma göre. Çünkü senin hesabını da biliyorum. Ama fark etmiyor. Sonuçta kenarda bir tane Mercedes'im var. İki tane olmuş oluyor. Var. Değil mi? Tamam. Hele bir gidelim. Ama ben sana güvenmiştim. Hemen satacağım demiştim. O yüzden. Ya tamam da yani. Arabana 1750'den fazla veren yok. Vermiyorsun. Evet. Ama 1700'de sen de gördün. Arası arada var. O yüzden vermek istemiyorum. Senin araban boyasız. Arabası evet, çok güzel. Şey. Sen onu da sen bulursun. Garantili servis bak. Tertemiz. Yani içinde bir kere bile sigara içme, hiçbir şey içilmedi. Yani tertemiz. Bebek gibi araba. Anladım. Şimdi bir gidelim. Arabaya bakalım. Tamam mı? Okay. Beğenirsen oradan konuşuruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Aykut'cum merhabalar. Merhaba abi, hoş geldin. Ben dün geldim zaten, biliyorsun mevzuyu. Evet abi. Araba güzel. Güzel. Araba cici. Güzel, dolu aksesuarla. Aksesuarlarına da baktın. Tabii aksesuarlarına baktım. Senin istediğin araba vardı ya. Hı hı. Bu senin istediğinden daha dolu. Daha her şey, bir sürü şey var. Özelliği. Bak neler? Şunu şöyle koyayım. Çok özellikleri var. Biz dün arabayı burada beraber inceledik. Ben arabanın içine, dışına, altına, üstüne baktım. Biraz sonra sen de bakarsın. Normalde biz usulünce bir pazarlık yaptık. Ama dedim ki Aykut şimdi kamerayı görürse biraz daha esner diye ben ne olur ne olmaz dursun da getirdim. Hayda. Ürün abi bizi şey yaptı. Sen hafif esneteceğim öyle. Tamam. Sen bana dün demedin mi? Hani bizde normalde ilan fiyatı neyse odur. Aynen, etiket fiyatı neyse belki, o ama. Belki yarım ayıma gönül ama minik bir şey olursa oluyor diyorsun. Aynen. Biz elmanın tamını istiyoruz. Yarısı senin olsun. Tamam. Şimdi ilanda sen attın mı ilanı? Kaç para yazıyordu? 2888. Yanlış mı anladım? Hazır mısın? Hazırım ben abi. Ben her zaman hazırım. Ver elini. Verdim abi. Dursun buraya gel. Normalde etiket fiyatı. Tamam, ben şimdi sana çok güzel bir rakam tamam, söyleyeceğim. Tamam. İnan bana direkt hayırlı olsun demezse hiçbir şey bilmiyorum. 2100 lira. Sen her zaman hayırlı olsun da abi o rakama değil yani. 2100 güzel. Abi şöyle söyleyeyim. Uzun zamana burada çalışıyorum. Çalışmamı kalmamı istiyorsan benim bu rakama veremem yani. Bu biraz daha emin oldum. Neye biter bu araba? Normalde etiket fiyatı. Ama Ünal abi şimdi sen bizim eski müşterimiz olduğun için evet, sana biraz daha bir şeyler yapalım diyorsan 2880 diyelim. Sen hayırlı olsun de çünkü arabanın özelliklerini biliyorsun. Açık sana biliyorsun. Sanatçı, 2880. 2880. Bak ben seni hiç incitmeyeyim. Pazarlık aşamamda çok fazla uzun sürmesin. Sana tek bir rakam söyleyeyim. Ben de oradan senin bana bu yani olur da yaparsan bu güzelliği yapacağım bu güzellikle ben de arabaya bir şey alacağım. Tamam. Razı mısın? Az mı? Minik. Sen öyle de söyle de Ünal abi. 2880 sen dedin. Ben de sana 2875 veriyorum. Tamam abi. Ben de şimdi bir bakayım maliyetine ama hayırlı bak, olsun. Ben yok, şimdi bir dakika. Bir bakayım. Hayırlı olsun dedin ama. Hayırlı olsun dedim. Ben tamam, de şimdi maliyetine bakıyorum. Hayırlı olsun mu olmasın mı? Olsun olsun. Tamam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 2875. Evet. 2875. Normalde olmuyor ama Ünal abi senin için olur. Tamam. Sonuçta 4 senedir buraya geliyor bakımlara. Tabii. Hiçbir aksatması yok. Ondan önceki arabasıydı. Şimdi bir arabası daha var. O da sizin burada hep bakımlara geliyor gidiyor. Evet. Onu da eksiksiz hep burada yaptırıyor. Artık yani biz de bir şey yapın tabii, yani. Tabii tabii tabii. Tamam mı? Hayatımın en nezih pazarlığı oldu. Hiç vurdu kırdı. Hiç tarzım değil ya. Yani işte kurumsallıktan, resmiyetten. Ya normalde benim senin var direkt ameliyat etmem lazım. Neyse para benden çıkmıyor. Ünal abi görünce tabii birazcık korktuk ama tabii Allah'tan bu buranın çatısı altında olduğumuz için Ünal abi de bizi üzmedi. Sen de bizi üzmedin. Eyvallah. Şşş, malzeme nasıl? Çok güzel. Yemin ederim. Benim arabam çok. Senin araban çok güzel. Yani çok güzel de bunu görünce işte bir üstünü görünce. İnsanoğlu işte onu böyledir. Da ilk aldığımda yepyeni. İşte insanoğlu hep böyledir. Hep bir üstü geldi mi alttakini şey yapar. Yapma işte bak. Ama baksana. Bir çalıştır. Sen diyorsun yani aşağı doğru dökülüyor bir şey lafın var ya. Ha, özellikleri kapıyı açıyorsun aşağı dökülüyor. Ha, ondan işte. Çalıştır. Çok sessiz çalışıyor ha. Bu arabada head-up da var biliyor musun? Head-up ne işe yarıyor? Ya gidek ya. Ha?
Gerçekten gidelim mi? Bilmiyorum ama soruyorum. Bak head-up ne işe yarıyor biliyor musun? Şimdi bak. Ön cama bak bakayım. Rakamlar görüyor musun? Camda. Ha evet şurada yani ileride görüyorum. Ne görüyor? Göstergedekilerini orada görüyorsun değil mi? Evet doğru. Şimdi o ne işe yarıyor biliyor musun? Yolda giderken gözün göstergeye dalmasın. Bazı şeyleri ön camdan gör diye birçok araba, benim Corvette'de de var işte o. Dikkatini dağılmasını engelliyor. Tabii ki. Ya senin için şurası önemli. Mı o? O cama yansımalı. Ha. Ya head-up varsa bu arabada, bu ben çok İyi araştırdım. He. Head-up'lısı çok az var. Çoğu da bayi çıkışlı olmuyor. Bu araba bayi çıkışlı ve head-up'lı. Ayrıca bu arabada senin baktığında yoktu. Stop etge. Müzik sistemi var bu arabada. Var müzik, mı? Tabii müzik sistemi de var. Bak onu çok merak ediyorum. Bak arkalarda perde de var. Vay. Gördün mü? 7'nin 2 otomatik. Ve ilginç ilginç ama güzel olan ne biliyor musun? Bak şimdi. Rahat mısın arkadaşım? Sen şu an orada oturuyorsun ya. Evet. Şu an sana göre ayarlı mı orası? Tabii evet. Rahat mısın orada evet. Şu an? Ben burada var ya. Oho, çok rahatım. Ve arka perdem var. Burada da kol dayamam var. Arka kliman da var. Çok güzel. Burada mesela. Ayrıca arka koltuk ısıtmalarım var. Arkadakinin de koltuk ısıtması var. Ya, şu mu? Tabii o arka koltuğun ısıtması. Bak. Ama var ya. Ha, bu arabada bir özellik daha var. Bak bu da çok büyük özellik. Bu araba 4x4. Yani 4x4'lerin yanısı şöyle. Yol tutuşu normal arka ve ön çekişe göre daha güzel. Mesela makas atacağın zaman 4x4 biraz daha güvenli. Atmayalım da. Bak mesela anahtar nerede? Seni seveceğin bir şey göstereyim sana. Bak şimdi. Şimdi bekle. Bekle. Şimdi yere bak. Evet. Gördün mü? Evet. Bu şey arabanın kendi özelliği. Ha, ben bunu ilanda görüyordum. Keşke arabada cam tavan olsaydı ya. Hadi canım var ya. Tabii cam tavan. Araba çok güzel. Çok fazla. Benimki yarım bu hatta komple buraya kadar değil mi bakayım? Evet ta buraya kadar cam tavan. Bu arabanın hiç testini yaptın mı dışarıda falan? Yaptım. Nasıl gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim, önceki CL hiç alakası yok. Hiç alakası yani yok. Yani önceki CL hiç alakası çok yok. Güzel. Başka bir dünya olmuş. Vallahi ağzına sağlık. Ya bu da seninki gibi. Elektrikli bagaj var tabii tabii. Bak mesela o diğeri ne işe yarıyor? Neyi? Kırmızı bastı. Ne işe yarıyor? Bak şimdi. Tamam. Buna da basarsam bildiğim kadarıyla kilitliyor kapattıktan sonra. Ne istiyorsun? Tamam, bunu kaçırmayalım artık ne olur ya. Tam istediğim kaç gibi. Kaç para eksiğin var? İşte para mı para işte? 150-200 var. Eksik mi? Evet 100 milyon puanı kasko tutar. Allah Allah. Evet. Arabayı yarın birine veremez miyiz? Bugün kaparaya bağlayalım burayı. Senin arabayı birine mi vereyim? Hı. 1700'e vermedin. Tamam da 1700 ağır hasarlı verdim. Günah yani. Kaça razısın? Tamam 1750. 1825 yazmıştım herhalde. 1875 yazmıştım. Aynen 1875 yazmıştım. Yani senin arkadaşlarından biri falan olursa 1750'ye olur. Arkadaşlarıma 1750'ye mi verirsin arabayı? Tamam çünkü onlar da satıyor ya işi, bu işi yapıyorlar çünkü o yüzden. Allah Allah. 1750'ye olur. Yarın ver. Yarın ben kime vereyim? Kapora verelim çocuğa. Alma arabayı. Aşkım ne olur bu arabayı kaçırmayalım ya. En istediğimden bu. Allah Allah. Emin ediyorum. Bu da ben içi beyaz istiyordum. İçi beyaz. Oğlum ben senin araba işini kime satayım ya? Böyle had incesi satılan bir araba kapora verelim bence çocuğa. Kapora yok burada. Nasıl yok? Ha gel. Gel. Kapora seçeneği yok değil mi sizde? Yok. Yok değil mi? Direkt geldik aldık aldık. Almadık kapora diye bir şey yok. Allah. Tabii. Yani gideceğiz. Sen arabanı satacaksın. Hı. Paranı tam alıyor böyle geleceksin. Değil mi? Kapora seçeneği yok. Ben normalde anlaştık ama kapora verecektim sana. Yok değil mi kapora seçeneği? Yok maalesef. Ben arabanı satamam. Ama sana bir güzellik yaparım istersen. Nasıl? Gel. Can, can. Bak gel anlaşalım. Tamam. Arabanı ben alayım. Allah'ım. Aha. Ya bırak ya. Tamam ver elini. Düşmüşün dostu. Tamam ver elini alıyorum arabanı. Şaka mı yapıyorsun? Ver. Dalga geçiyorsun değil mi? Vallahi alacağım ver elini. Ha. Ne istiyorsun arabaya? Tamam 1750. 1700'e veriyor musun? Vereyim mi? Vermiyorum.
Oğlum ver 1700'ü alayım arabanı. Sen de bu arabayı al. 1750 ben de daha kasko falan da yapacağım ama. 50 bin liranın lafını mı yapıyorsun bana? Tamam lan aldım arabanı. Yemin et. Vallahi aldım. Hani at para hesabı göreyim. Sen para hesabı mı atıyorsun? Senin hiçbir şey var. Ama ben arabayı alacağım ya o yüzden. Böyle bir şey var mı ya? Para hesabı at diyor ya. Ay şimdi çocuğa yollayacağım ya o yüzden. Reis senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne oldu? Senin o bir Mercedes'in senin üstüne kim aldı? Sen. Sana verdim ya vekalet şehir dışındaydım. Hı hı. Ha, ne oldu? Gel gel. Gel reis gel. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Parasını alırım ama bak ben sana baştan söyleyeyim. Allah Allah. Ha. Oğlum biz arabayı normalde Mercedes'in yani burada kapora olayı var. Anladın mı? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorsunuz be ama siz de. Tabii kapora olayı var. İsminiz Ceylan Poynet. Seni arabayı üstüne aldık bile. Senin hiçbir şeyden haberin ne yok. Ne zaman aldın? Oğlum ben dün seni bugün aldım ya sanayideydim diyordum. Evet. Ben sanayideyim buradaydım. Biz bugün bu işleri halledik. Sen... Sabahtan beri yani neler koşuldu, neler mücadelesini ediyorsun. Ya inanmıyorum. Gerçekten aldın mısın evet, şu anda? Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl? Bak şimdi senin arabanı ben alıyorum. Ben sana onun da parasını veriyorum. Hı-hı. Komple tamam mı? Ben bu arabanın parasını buraya ödedim. Sen ödedin. Ha, kendimden ödedim. Vekaletim bende değil mi? Tamam. Ben parasını ödedim. Biz her şeyimizi hallettik. Sen sadece arabanın parasını bana geri ödeyeceksin. Yani buraya vereceğini bana tamam, vereceksin. Sana verdim. Sana atacağım. Yani arabayı aldık. Sana plaka bile aldık. Evet. Hadi canım. Vallahi bak. Plakayı gösterme. Sen hadi. Aldınız mı şu an arabayı oğlum, siz? Oğlum ruhsat senin adına ya. Daha dur sen. Plakanı gördün mü? Hayır görmedim. Nereden göreceğim? Gel dursun. Nerede araba? Gel. Geleyim mi? Gel gel. Sen hiç şeyin haberin yok. Sana biz plakayı... Nasıl? Dün mü aldın sen arabayı? Ben dün buraya geldim ya arabaya gidip tamam, bakayım dedim evet. Sana. Arabaya geldim baktım. Araba çok güzel. Kaçırmayayım diye. Dün hemen dedim ki sen bana hesap numarasını at. Ben parayı atayım. Sen dedim arabayı il dışı plaka yap dedim. Arabayı il dışı yaptırdım. Geri 34 yapacağız diye. Onları ayarladım. Nereden geldik biz? Buradan bizim araba neredeydi? Gel. İl dışı yaptım. Senin parayı attım. Her şeyini ayarladım. Özel plakanı çıkardım. Hadi canım. Ya reis ruhsat senin adına. Ya ceketi de güzeldi ya. Ceket 625 Suriye plakası gibiydi ya. Olsun. Başı 3 sonu 3 öyle plaka takacaksın o arabaya hiç binme daha iyi. Sen görmeyeceksin ki takınca görürsün. He. Tamam bakmıyorum. Baksan da göremezsin ki zaten. Yemin et. Tabii canım. Biz melekler görmez. Biz senin her şeyini ayarladık. Ne yapacağız biliyor musun? Ben de sana o yüzden diyorum ki ben diyorum ki hani çünkü muadilleri çok daha pahalı. O yüzden sana diyorum ki hemen diyorum alalım diyorum kapatalım. Ben... Sen dün almışsın eğer. Oğlum bir iş hızlıca yapılır. Tabii sabahtan ama beri iyi koşuyor. Ama Aykut olmasaydı bu iş olmuyordu. Ay, hemen hızlıca vallahi. Her şeyimizi halletti. Beraber bir iş birliği yaptık. Biz normalde sana bu şakayı uzatacaktık. Diyecektik ki Aykut arabayı başkasına satmış. Şimdi telefon çalacaktı burada. Diyecekti ki arabayı başkasına vermişler başkası. Sen dedik senin kalbine inmesin diye. Tabii. Arabayı ne kadar istediğinizi biliyor. Arabayı ben 2 aydır araştırıyorum yani. Bize bir tane matkap lazım. Evet. Plakacı mı? Servisten birini çağırayım taktırayım ben plakaları. Ben takayım video çekeceğim ya güzel olur. Tamam. Sen bir tane matkap söyle. Tamam. Biri getirsin tamam, ya da bir tornavida. Tamam ben şarjlı matkap vereyim ben. He var mı? Var şarjlı matkap. Ver sana zahmet. Gelme bari. Tamam gelmiyor. Gelme. Döndüm takacağım artık. Öyle gel. Sana teslim ediyorum. Tamam o iş bende. Sen az önce ruhsatı gösterdin de oradan plakayı görmedi. Görmedi yok. Gelme. Sana bir de plakalık yaptırdım. Bizi bir yemeğe götürürsün ha? Ben yemeğe. Gel gel yeni plakana bak gel. Bakıyorum. Bak bak gel. Yuf 58. Bak bak gel. Gel Yuf 58 işte. Bak hadi bak. Ya. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ya çok güzel. Ha? Ceylan Koynat. Peki 58. Ya Allah seni kahretsin. Oğlum hayırdır sen bize gelin geldin bu saatten sonra 58. Ben normalde ne buldum biliyor musun? Başka bir plaka buldum. O ikimizi komple temsil ediyordu. O araba hacizli çıktı, rehinli çıktı otoparkta. Yoksa affetmiyordum o plakayı. Ya. Nasıl ama plakan? Çok. Güzel. Şimdi doğru söyle. Eski plakan mı bu? Yok, eskiyi bu. Çok seviyordun ha? Bu.
Görmüyor musun? Jack 58, Ceylan Koynat. Sertin de dillerdesin. Gel arkayı takalım gel. Çok güzel değil mi? Ünal Turan APP siz de kullanın kardeşim. Bu da bir önceki arabasında var, öyle var. Bir yapmıştık. Hoşuna gidince devamını öyle getirdim. Jack. Vida alayım. 58 sen, Jack de ben. Vida. La kendine. Tabii canım kendim olmazsam. Ben kendimi Cüt olsa. Cüt güzeldi, cüt. Abi iyi durun abi. Cüt nasıl? O da olurdu ama bu daha güzel olur sen. Jack Allah sizi var ya. Ulan biz iki gündür cütün peşindeyiz. Cüt 58, Ceyla Ünal Turan. Aynen güzel olur. Ya. Ama Jack'e baksana. Jack, Jack tam yakışan bir plak olmadı mı? Jack, evet. Dursun var ya yemin etti. Abi Jack, Jack, Jack. Abin dedim senin. Aslında Allah biliyor. Ben hep J istiyordum da J de hep dolu. J, J. J yok doğru düzgün yani. J var. Var. Ünal abi bunu bu kadar para gönderirken bu daha düşünmedi. Onu seviyorum. Ne yapsak, ne etsek, neyi bulsak diye daha çok düşündü. Ama Jack de evet, hayır. Bak yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi. C58 var. Bir C tane dolu. C13 ne? C58. Memleketini mi beğenmiyorsun? Memleketini beğenmesem en yakın arkadaşlarım Bitlis'te olmazdı. Dur. Şey, C58 boş da değil. Bir tane şey Audi arabada Q7 mi? Q5 mi? Bakırköy'de Bahçelievler'de paylaştım. Dedim ki arabanın sahibi kimse hani ricamdır bizden biriyse bize ulaşsın arabayı almak istiyorum. Ulaşan olma dedim demek ki bizden değilmiş. Olsaydı ben direkt arabayı alacaktım plaka için. Plaka sonra bize geçecekti. Tabii. Sonra kullanacağım. C58 daha güzel. Ama Jack de güzel çünkü yine adını soyadını temsil ediyor. Çok, bu çok yakıştı. Ya ben Cut'u alsaydım. Cut rehinli çıktı. Otoparkta çıktı plaka. Cut'u almış olsaydım Cut bizde ömür boyu kalırdı. Hani Ceylan Ünal Turan 58. Ah. Ama bu da kalır şimdi ya. Kullanırsın sen daha bunu. Bu evet bunu vermeyiz. Ama cüt de alırız. Ben sana söyleyeyim. Aha. Öyle. Yani en fazla olur senin arabanın bir tanesini alır sonra bana. Aha. Öyle öyle. Şey yaparız. Öyle öyle olur. Öyle basit zaten o işler. Ya aşkım ya. Ulan nasıl bir plakaysa. Kitap gibi oturuyor var ya. Altıran APP'li. Çok güzel oldu be. Aksesuar gibi durdu. Yemin ediyorum ya. Sanki arabanın bir aksesuarı gibi değil mi? Rica ederim ya. İki gündür uğraşıyoruz. Olabilir. İnsanlık halidir. Yok yok. Yok ya. Neyse menger plakaları parayla satılıyor. biz de diğerine takarız. Olur. Şimdi onu. CK'leri zaten o arabada sizin ya. Tabii. Sizin oradan gelme. Birçoktan bunlara direkt ona geçirdim. Daha güzel olur. İki tane CK plakalıklı Mercedes. Sen şunu al. Allah hayırlı etsin. Güzel günlerde kazasız Allah belasız binersin inşallah. Artık arabamı sürersin. Beğenirsin herhalde. Diğerini beğenmiyordun ya. Ha, ben arabamı sür diye ben güzel bir şey aldım. Ben 7 kasacıyım. 7'yi seviyorum. Belki bir gün S alırsam, S'im vardı benim ama yenisinden değildi. Belki yeni bir S alırsam fikrim değişebilir ama bir senedir falan 7'ye biniyorum. Evet. Hoşuma gidiyor. 7'de. Allah var yani büyük kasa olduğu için biliyorsun lüks giriyor. O yüzden rahatlığı, üst segmentin rahatlığı daha başka. A da güzel bir araba ama işte bayan arabası falan. Sana gel, sana kalan iş bu ya. Ya biz iki gündür neler çekiyoruz. Bu araba normalde 34 plakaydı. Biz bunu gittik, adam uğraştı, il dışı yaptı tekrar. Yani hiç uğraşmayacağı işlerdi, uğraştı. Neler neler burada şey yaptık. Yani bir de Evran yetişsin diye elimizden geleni yaptık yani. Kanki çok teşekkür ederim ya. Seni özellikle Allah razı olsun. Seni tanımak çok güzeldi. Esnaflığın ve buradaki duruşun bir şaheser diyeyim sana. Duruşun çok güzel. Allah bozmasın. Teşekkür ederim. Hem yardımlarından dolayı hem de benim yanımda olduğundan dolayı seni çok seviyorum. Cansın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Cep telefon numaram var sende.
Aynen. Beni her dakika ara. Kaan kimsin artık? Bunun için seni çıkaralım mı? Ama yatıramadım seni işte. Orada biraz sıkıntı var. Mercedes'te ilk pazarlık yapan insan sen olabilirsin. Olabilir de. Vallahi. Dur şunu da jiletini alayım. Abi Ünal Turan APP ya. Bizden isteyin jiletini gelsin. Param at. Değil mi? Ya atarım hemen hazır. Gel atayım valla. Gel atayım. Ben sana daha vereceğim. Ya da hesaplayalım. Neyse. Aynen. Sen tamam. Bir daha bana atma. Tamam. Gel bir çay kahve içelim. Son çıkış evraklarım var. Onları imzala. Tamam. Tamam, ondan sonra arabamızı alıp gidelim.